Ay can kalktı kardeşim. Bir iki tur atalım bari ya. Burada vallahi oturduk durduk kaldık ya. Yok ya. Buranın havası iyi. Kahveye gidelim. Bir iki el batak atalım. Hem çaylanırız ha. Havamız değilsin oğlum ya. Birader benim gözüm şimdi kağıt mı görecek? Allah aşkına sen git. Ben istemiyorum. Ya bak Cihan. Sen bu üstündeki yükü fazla hafif alıyorsun kardeşim. Tamam mı? Hala Adnan Korkmaz diye bir tehlike var. Biliyorsun değil mi? Farkındasın değil mi Cihan? Yaptıklarını görmezden mi gelecek sanıyorsun kardeşim ya? Hayır, ne yapabilir en fazla? Öldürür değil mi? Öldürsün. Benim kafamda vicdanımda rahat. Doğru olanı yaptım sonunda. Biraz geç oldu yine ama. Tamam kardeşim. Dediğin gibi olsun. Ama inşallah bu işin sonu kötü bitmez Cihan. İnşallah. Ben bitmişim Kurti. Bu saatten sonra işin de sonunda bir hükmü yok artık. Eyvallah birader. Ben gidiyorum hani o zaman taksiye çıkacağım. Eyvallah. Var mı isteğin? Sağ ol. Hadi kendine iyi bak. Sen de. Dediğim gibi Ali Hanım, dosyalar konusunda acele etmenize gerek yok. Yavaş yavaş alışırsınız. Ama evden çalışarak Nurten Hanım ama Emre Bey'e yakın olmanızda büyük fayda var. Bana güvendiğiniz için pişman olmayacaksınız Adnan Bey. Ben müsaadenizi isteyeyim. Konağa dönüp çalışmaya devam edeceğim. Hay hay. Sizi bıraktırayım konağa. Soner! Hanımefendiyi konağa bırakın. Aliye Hanım. En kısa sürede haberleşmek dileğiyle. Umarım. Ural. Emredin patron. Bu Cihan işi ne alemde? Bir adamımız sürekli peşinde efendim. Cihan'ın mağarasına takıldığı haberini aldık. Kızınızın yanında değil. Anladım. Sen de git. Ne yapacağını biliyorsun. Emredersiniz efendim. Yediğin kaba pislemenin cezasını çekeceksin Cihan. Leyla? Cihan. Ben çekip gitmenden hiçbir şey anlamadım. Bana adam akıllı bir açıklama yapmak zorundasın. En azından bunu hak ediyorum. Söyledim sana zaten. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok öyle mi? Bir sebebi yok. Ya insan durup dururken işini gücünü bırakıp neden çekip gitsin? Bunun bir nedeni olmalı. Hem de kötü bir nedeni. Olsa söylerim. Ama doğrusu bu. Sadece benim için değil, senin için de öyle. Ben bu yoldan dönmem diyorsun yani. Evet. Peki. Öyle olsun. Ama ikna olmadığımı bil. Beni bir açıklama yapmaya, veda etmeye layık görmüyorsun demek. Ama ben senin yaptığını yapmayacağım. Teşekkür ederim. Her şey için. Yanımda oldun. Hani sen benim tanıdığım en iyi insansın demiştin ya. Sen de benim tanıdığım en güvenilir insansın. Bir insan kolayca sırtını yaslayabilir sana. Seni tanıyana kadar çok hakkını yedim. Senden şüphelendim. Ama sonra kendimden utandım. Yani sen beni utandırdın. Peşin hükümlü davranmışım Cihan. Sen her şeyin en iyisini hak ediyorsun. Umarım hayatın boyunca hak ettiğin güzellikleri bulursun. Sağ ol Leyla. Sen de umarım hayallerine kavuşursun. Bak, yolları ayırdık diye dükkana gelmemezlik yapma olur mu? Yani yolun düşerse uğra. Korkma, zorla çalıştırmam ben seni.
Olur, uğrarım. Ha, bu arada bir şeye ihtiyacın olursa ara beni. Ben her zaman yanındayım. Annenle ilgili bir şey gerekirse. Sağ ol Leyla. Hoşça kal. Neler yaptığımı bir bilsen bırak böyle düşünmeyi, yüzüme bile bakmasın. Bir şeyler yaşamayı hak eden biri varsa o da sensin, ben değilim. Ben anca mahvederim.